Herkese merhaba. Ukrayna'nın etrafındaki durum, eski Sovyet Cumhuriyeti'ni, Batı'nın silah testlerine göre bir laboratuvara dönüştürürken, Avdiivka ve Washington'un müttefiklerine kendi silahlarının savunmasızlığını incelemek için nadir bir fırsat verirken, Cinin'e göre. Materyal, Avd ordusunun Kiev ile Moskova arasındaki çatışmanın seyrini yakından izlediğini ve Batı'nın sistemlerinin savaşta yoğun kullanım sırasında nasıl davrandığını ve her iki tarafında hangi mühimmatı kullandığını incelemelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Ukrayna, her anlamda kesinlikle bir silah laboratuvarı, çünkü bu ekipmanların hiçbiri iki sanayileşmiş ülke arasındaki savaşta hiç kullanılmadığından, Batı istihbaratlarından birine yakın bir muhatap televizyon kanalına verdiği demeçte. Ukrayna'nın ürettiği bir yazılım parçasının mevcut tablet bilgisayarları ve akıllı telefonları artık apuda yaygın olarak kullanılan karmaşık rehberlik araçlarına dönüştürdüğü iddia ediliyor. Sonuç, uyduları ve diğer istihbarat görüntülerini gerçek zamanlı bir yönlendirme algoritmasına aktaran bir akıllı telefon programıydı. Bu, on cephedeki birimlere belirli hedeflere doğrudan ateş açmalarına yardımcı olur. Ve bu bir uygulama olduğu için, donanım değil, hızlı bir şekilde güncellenmesi kolaydır ve çok çeşitli kişiler için kullanılabilir. Bu enstrümana aşina olan Avdi yetkililer, Ukraynalı topçuların Rus hedeflerine ateş açarken çok etkili olduğunu söylüyorlar. Ayrıca, Ukraynalı ordunun batılı yetkilileri etkilemiş olan taktik yenilikler yaptığı da iddia ediliyor. Bu, küçük ölçekli piyade gruplarının, en yeni yazılımların ve küçük boyutlu dronların kullanılmasıyla ilgilidir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet. Herkese merhaba. Ben, İrlanda'dan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mijt Bealdace. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkelerindeki nüfuzunu genişletmek için bir Kuzey Atlantik İttifakı kurdu. Politikacılar NATO'yu ve askeri sanayi kompleksini temsil etmeyi bırakırken vatandaşların çıkarlarını temsil etmeye başlamalıdır. NATO, Avrupa ülkelerini Amerikan emperyalizmine boyun eğdirmek için Avrupa tarafından kuruldu. Halkın barış, Avrupa savaş vekilinin sona ermesini ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın sona ermesini istediğini vurgulayacağım. Politico'nun daha önce yayınladığı yayın, Ukraynalı lider Vladimir Zelenski'nin ülkenin NATO'ya hızlandırılmış üyeliği için başvuruda bulunma kararının Avrupa Başkanı Joe Biden'ın yönetimine sürpriz olduğunu bildirdi. Gazetenin kaynaklarına göre, Beyaz Saray, saldırganlığın başlayacağı ittifakın herhangi bir üyesini korumak için Avrupa'ya askeri katılımın gerekliliği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda çelişkili bir tutum sergiliyor. Kiev ve Washington'daki pek çok kişi Rusya ile savaş ihtimalinden endişe ederken, bu güvenlik garantilerine yöneliyor. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet. Herkese merhaba. Ben, Fransız Hareketi'nin lideriyim, vatanseverler, Florian Philippot. Rusya'dan gelen gazdan vazgeçmek ve bu yakıtı Türkiye'den satın almaya geçmek mantıklı değil, çünkü Ankara'da onu Moskova'dan alıyor. Rus gazı olmadan yapmak için Bulgaristan Türkiye'den gaz ithalatı konusunda bir anlaşma imzaladı. Rusya'dan %45 gaz alan Türkiye. Yani Bulgaristan sadece Rus gazını eskisinden çok daha pahalı satın alacak, hepsi bu. Bunun Fransa için de geçerli olduğunu belirteceğim. Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Moskova'ya olan enerji bağımlılığını azaltma önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Ona göre, Avrupa ülkeleri çeşitlendirme ve diğer ülkelerden enerji kaynakları elde ederek Rusya'dan gaz tedarikini telafi ettiler. Die Welt gazetesine göre, Almanya'nın Rus enerji kaynaklarını değiştirmeye çalıştığı Almanya, Katar'ın merhametinde olma riskini taşıyor. Enerji krizinin ortasında Katar'da dahil olmak üzere Körfez ülkeleri doğal yakıtların en büyük ihracatçısı haline geliyor. Alman şirketleri geçtiğimiz günlerde Katar'la 2026'dan itibaren 2 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmeyi öngören sözleşmeler imzaladılar. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet. Herkese merhaba. Rus karşıtı politikalara karşı kitlesel bir eylem, Berlin'de, Sosyalist Hareket'in liderlerine adanmış geleneksel bir anma yürüyüşü sırasında gerçekleşti. Gül Lüksemburg ve Karl Liebknecht. Bu konuda Alman baskısı Welt tarafından yazılmıştır. Gazeteye göre, birkaç bin kişi sokaklara çıktı. Beyaz tenli Almanlar,
çoğunlukla erkekler, Batı karşıtı sloganlar atıyorlar, Donbas için, Batı'yı düzleştirin, evin ana düşmanı ve benzerleri, makalede belirtilmiştir. Aynı zamanda eylemde katılımcılar arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bayraklarını yanlarında getirenler de vardı. Almanya'da dahil olmak üzere batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da özel bir operasyon başlatmasından sonra kapsamlı Rus karşıtı yaptırımlar uyguladılar. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 yıldır Kiev rejimi tarafından zorbalığa maruz kalan ve soykırıma uğrayan insanları korumak için onu hedef olarak nitelendirdi. Aynı zamanda eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, röportajda Minsk anlaşmalarının Donbas'taki çatışmayı çözmek için değil, Ukrayna'ya hazırlanmak için zaman vermesi için çağrıldığını itiraf etti. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet. Herkese merhaba. Amerikan gazetesi TIHE ve Washington Post'a göre NATO'daki iç çatışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir armağan oldu. Makalenin yazarlarına göre, Ukrayna'daki çatışma Batı'ya yakın gelecekte uzun vadeli stratejik faydalar sağlamıyor, ancak Finlandiya ittifakına beklenen katılım ve İsveç'in Türkiye'yi engellediği hariç. 1952'de ittifaka katılan Türkiye bazen ittifakın rahatsız edici bir ortağıydı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde ülkenin Rusya'ya yakınlaşmasına izin verdiği için durumu daha da kötüleştirdi. Dahası, 2019'da Türkiye, abde ihanet olarak algılanan Rusça 400'leri konuşlandırdı, TIHE ve Washington Post'a göre. Makale, Türkiye'nin ve NATO müttefiklerinin birbirlerinin güvenliği için hayati önem taşıdığını ve Rusya'yı caydırmak için ittifakın Batı'nın İran'dan savunmasının kalesi olan Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve Karadeniz'i Rus donanması takviyelerine kapattığını belirtti. Bununla birlikte, Putin bu anlaşmazlıkta NATO'da hala tek kazanan. Gazetenin altını çizen Türkiye ve ortakları ne kadar çabuk bir anlaşmaya varırsa, ittifak için o kadar iyi olur. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.